Çok teşekkür ederim. Aa, sesin. Metin! Popçiğine kuyruk takmışlar! Aptal! Cesim Bey gene kalem mi oynatıyor? Fazla değil canım, 10.000 liralık bir yolsuzluk. Hoş geldin bakalım, otur öyle. Geçen sezon pek başarılı işler yapamadık. Bu sezon acısını çıkartalım bari. Merak etme. Bu sene öyle zenginler yer ayırttı ki... milyoner Celal Bey de ayırttı. Yaşadık desene! Yalnız senin buralarda şimdilik görünmemen lazım. Hı hı. Zamanı geldiği an ben seni çağırtırım, tamam mı? Hı hı. Bak şimdi, usta bir garson, bir defa da örtüyü masaya serer. Bir defa da olmayabilir. Ama zaten bu örtü iyi değil. Zaten örtüceğim iyi falan öğrenemezsin, çekil! Aptal herif! Belanızı versinsin. Dağlara taşlara kırıldı. Ben sizin... Resepsiyona lütfen. Müdür bey resepsiyona lütfen. Sizin ben ben size gösteririm. Ay. Bir de birbirinize sarılarak rica edeyim efendim. Gel buraya sarıl. Tanıştırayım. Perihan ve Recep Balyemez çifti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum. Gazetemizin istediğiniz motelde bir hafta çekilişini kazandılar ve bu moteli seçtiler. Bekliyorduk kendilerini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gerek gazetenizin gerek motelinizin bize karşı göstermiş olduğu... Kes re Coş, kes anam. Oldukça güzel bir motel. Evet. Müdür bey, şöyle beraber resminizi alayım. Recep, canım geçsene şöyle yanıma. Valiziniz var mı efendim? Var, bir iki parça. Kapının önünde, arabada. Derhal ilgilen. Hepsi bu kadar mı? Aceleyle çıktık evden. Ancak bu kadar alabildik. Yardıma birkaç kişi daha gitsin şunlara. Arkadaşlar bir dakika bir resim çekeyim. Yaklaşın biraz. Tamam, teşekkür ederim. Dikkat etsene! Ayşe abladan ödünç aldım ben o mangalı. Allah kahretsin hepinizi. Tut şunu. Peki karıcığım. Yürü peşimden. Peki. Hayır, güzelim mangalı parça parça edecekti sakin. Nerede kaldın? Gelin buraya. Geliyoruz beyim. Çabuk yardım edin şunlara. Bunlar ne ya?
Sulukule ekibi yazlığa geldi galiba motele ha. Vay kılıbık Recep, periyan! Ah! Zeki! Yetin! Anam benim, gel lan gel! Gel oğlum! Canım! Oh Recep abi, ne haber abi? Ne haber zampara Metin? Çok güzel sürpriz oldu çocuklar, oh rahatsız sayende! Vay! Demek sizdiniz o dört ayak üzerine düşen çifte! Ben biriktirdim gazetenin kuponlarını! Anlamadım! Şey... Yani Perihan birikti. Ne tesadüf değil mi? Biz burayı seçeceğiz, siz de burada çalışıyor olacaksınız. Bu ne rezalet böyle? Neden taşımıyorsunuz bu meretleri? Hadi çıkın da çabuk! Rezalete bak! Eşyalar ortada duruyor, bunlar sohbet ediyor. Ay, iki laf etmek yasak mı? Utanmıyor musun? Ama hanımefendi, size bir araba dolusu eşyanız var. Bunları taşımak için... tabii olacak benim eşya! Hanımefendi, buraya onlar... eşyasız mı geleceğim ben? Hanımefendi, onlar bizim personelimiz... Hanımefendi, ne diyorsun? Anlamıyorum karışın, ben senin lafı! Recep, karışma! Dakika, sinirim oynadı bir kere! Bir dakika hanımefendi, onlar taşımazsa... Kaldım! Geldik işte. Uyan. Uyansana canım. Hanımefendi, onlar da taşımazsa... Müdür Bey, geldik. Aranızla rezil olduk burada. Tatil yapmaya geldim, aa, tamam mı? Gel buraya, nereye gidiyorsun? Hoş geldiniz efendim, buyurun. Bu ne düzensizlik müdür? Özür dilerim efendim, hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Buyurun. Metin, he? Bak. Hiç böylesini gördün mü sen? Bayıldım abi. Yemeğin salçalısı kadının. Aman! Adama çarptık. Kömür döküldü. Yardım edeyim, bir aksilik oldu beyefendi. Metin, Zeki, ben sizin... Bir dakika, kalkın. Kalkın beyefendi. İçeri götürün. Olmaz böyle rezalet canım. Şey beyefendi... Kömür. Özür dileriz efendim, hemen temizletiriz. Nerede kaldı benim eşyalarım? Ha gelmedi. Ay! Ay! Celalciğim. Efendim. Biz yanlış motele geldik galiba. Şu eşyalara, şu tiplere bak. Tipimizde ne varmış? Bu motel kurulduğundan beri böyle güzel görmemiştir arkadaşlar. Vallahi. Moteli boş ver. Ne güzeller gördük biz. Benim rahmetli hanımın gençliğini bir görseydin çıldırdım vallahi. Ne diye ya? Kadına doğru dürüst bir gün bile gösteremedim. İnşallah kızıma nasip olur. İnşallah. Elinizi çabuk tutun, biz gecikiyoruz! Şey, müsaade eder miydiniz acaba? Tabii, otur canım. Al şunu, al. Şöyle oturalım karıcığım. Ne haber kız? Ne haber be? Merhaba ana! Merhaba. Merhaba. Ya bir şey soracağım. Atça Hanım'ın oğlu askerden döndü mü? Döndü ya. Söz bile kestiler, değil mi? Yapma. Vay be. Kiminle? Tezgahtar Remziye ile. Kız biraz havai ama birikmiş parası varmış ya. Garson bey, sohbeti bırakın da servis yapın. Sen Remziye'yi boş ver de Huriye'yi anlat, Huriye'yi.
İlle evlenelim diye tutturdu bana, ben de haber vermeden kaçtım. O da kaçtı. He? Senden umudu kesince köfteci İsmail'e kaçtı. Gene kaçırdı treni. Bu gidişle evde kalacak ha. Kız mı kalmadı dünyada? Buluruz elbet birini lan. Şükriye Zeki gelsin. Çok özledim diyordu geçen de. Şükrü de börekçiye kaçtı. Bugün ne kadar kalabalık burası. Su verir misiniz? Hı hı. Su istemiştim. Hey, ne yapıyorsun? Yer yok. Kimse bakmayacak mı bize? Buyurun efendim. Sizi şöyle alayım. Yok, ben şu masaya oturmak istiyorum. Efendim, Celal Bey öndeki masaya oturmak istiyorlar. Oturduğunuz masa daha önce ayırtılmıştı. Sizi buradan almak zorundayım. Buyursunlar efendim. Şöyle geç karıcığım. Teşekkür ederim. Ben sana gösteririm. Celoş, havyar getirsinler. Dön önüne bakayım. Karıcığım. Sen karışma. Şimdi görürsün. Denizi ve tuzu sevmem. Banyomu hep havuzda alırım. Öyle mi? Ben emniyet müdürüyken hep sahil şehirlerinde bulundum. Öyle mi? Burada emniyetliyiz desenize.
Hay Allah kahretsin. Yapmıyorum ki, öpüyorum. Olur mu, ayıp? Niye ayıp olsun? Yakında evleneceğiz seninle. Babandan isteyeceğim seni. Alçak! Hain alçak! Demek kızıma göz koydun, yakaladım sizi! Kaçamazsınız ulan! Çarşafın arkasına katına kurtulamazsınız, öldüreceğim sizi! Nasıl uyuttum sizi? Metin! Ne yalan öyle soğuk soğuk şakalar yapıyorsun ha? Gel. Metin diyor, kız lan. Say mı lan? Edecektim. Hanımefendi, biraz önce başınıza gelen olayı gördüm. Bilemezsiniz ne kadar üzüldüm. Çok naziksiniz beyefendi. Birkaç tane ne diye belirsiz müşteri motelin huzurunu bozuveriyor. Kabahat böylelerini motele kabul edendi. Haklısınız hanımefendi, çok haklısınız. Müsaadenizle. Merhaba küçük hanım. Affedersin karıcığım, istersen kalkalım artık. Sırtın yara olacak. Ölür müsün birazcık daha kalsan yani? Sallama be, sallama be! Yürü! Al, ne istiyorsun acaba? Şeker vermeyeyim mi? Kibrit al. Kibrit al. Çok fena acıyor sırtım. Ben sana söylemiştim hayatım. Aman kes! Bir şey olmadı ya.
Hayır Mersin, çok naziksiniz. Rica ederim. Ay kıskandı. Ay. Garson, gel çocuğum. Buyurun hep. Büyük bir kap içinde yoğurt istiyorum. Başsın hep. Çok çok olsun ha. Bir sigara buyurmaz mıydınız? Öyleyse ben ateşinizi rica edeyim. Bolca sür sırtıma. Yavaş sür. Babacım o kadın ne yapıyor? Ha, şey yapıyor. Metin bizim Perihan'a bak. Kocasına sürülse cacık olur ha. İki Coca Cola lütfen. Buyurun. Kamışınız. Bunların şekerlerini koyar mısın? Şeker kavanozunu ver Metin. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun var mı lan? Bizim işimiz gücümüz var. Seninle mi uğraşacağız? Yürü hadi. Boşları alır mısın? Boşları al Metin. Ne yapayım? At gitsin. El mi? Kek. Ne kek? Zünger bu be. Al götür şunu hadi. Bu ne? Kek. Kek olur mu? Sünger bu. Sünger olsa su çıkar. Süngermiş. Ulan bir kekle süngeri halledemiyorsun götürüyorsun müşteriye. Aptal herifler. Kekle süngeri karıştırıyorlar birbirine. Yeter bu maskaralık. Yeter. Yetmez abi daha bu kadar yeter yedim. Diyorum size. Yok yok yetmez bir kasa da soda lazım. Yani. Defolun. Çıkın buradan. Biz mi? Defolun diyorum size. Çıkın dedim. Sonra gideriz olmaz mı? Şu bizim şef garson iyi herif be. Ne iyisi be kovdu bizi. İyi ya işte sıkılıyorduk o inek barda. İnek bar değil oğlum sinek bar. Yani. Aman Nazlı. Nazlı! Nazlı. Ne bakıyorsun öyle? Haklı kız. Nasıl haklı? Niye gidiyorsun plajda çıplak kadınları seyrediyorsun? Ulan sen çağırdın ya. Ben çağırırım arkadaş sen bana bakma ya sen gelmeyecektin. Allah Allah.
bunları bana. Şimdi dikkat edin bakalım çocuklar. Anlıyorum çocukların sizi niye bu kadar çok sevdiklerini. Lütfen oyununuzu bozmayın, devam edin. Şimdi şu topu cebimize koyduk. Top burada. Bakın hop. Haşırt. Langırt. Top nerede? Sizi gibi. Ha? Hoppa. Sibel. Yarın gene bekleriz. Gelmeye çalışacağım. Zeki'nin Nazlı. Vallahi de billahi de Zeki'nin. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım. Hep seni düşündüm. İnandın mı bana? Affettin mi beni? Ha? Hadi gel beraber girelim denize. Sen de elbisenle gireceksin ama. Tamam. Şimdi seni öpeceğim. Artık faaliyete geçmenin zamanı geldi. Celal Bey'le hemen arkadaşlık kur. Birkaç gün sonra büyük kızı Sibel'in yaş günü partisi var. Karısı o gece takmak için mücevherleri alacak nasıl olsa bizden. Parti sonunda da bu işin bitirilmesi lazım. Göreyim seni, hadi. Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol abi. Oh. Yenge nasıl? Sırtı çok fena acıyor. Çıkamadın ay. Zeki bak kimler geliyor. Bugün hava çok oh, güzel. Oh ne güzel. Şurada bir güneşleniriz değil mi? Tabii. Şimdi. Burası iyi. Şu oturalım. Sen de şöyle otur. Hı?
Dilek, Dilek. Metin abi, Zeki abi. Gel. Gel çocuk. Dilek. Çabuk buraya gel. Bir daha o garsonlarla konuştuğunu görürsem babana söylerim seni. Otur bakayım şuraya. Çocuk gibisin. Çok minnettarım size beyefendi. Rica ederim. Yoksa şimdi belki hayatımı kaybetmiştim. Teşekkür ederim. Efendim ne diyordum? Her şey tuzsuz su meselesi. Tuzsuz su. Tabii gene seni bilmiyorum. Herhangi bir emriniz var mı efendim? Her şey çok mükemmel müdür. Gerçekten çok mükemmel. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, karıcığım. Evet. İşte hayatımı kurtaran delikanlı bu. Rica ederim efendim, görevimiz. Sonunda Sibel Hanım da zengin bir sevgili buldu. He. Tabii bulacak. Beni sevecek değil ya. Armut gibi durma, in aşağı. He. Ayın 9'unda tamam abi. Alıyorum. Niye alıyorsun? İşte o kızı. Ha? Nasıl alıyorsun? Milli piyango bileti aldım, 9'unda çekiliyor. Hadi sen de. Niye be? Babama koydum Nazlı. Neyi? Babandan isteyeceğim seni. Sahi mi? Birikmiş 3-5 kuruş param da var. Haftaya kıyarız nikahı. Hı
Ben de yardım edebilir miyim size? Teşekkür ederim. Anneniz kızar sonra. Elleriniz böyle işlere alışık değildi. Siz bilirsiniz. Yürü. Demek sonunda kızımı baştan çıkardın ha! Yemezler oğlum Zeki, o numaralar bayatladı artık. Gel. Utanmazlara bak, istiflerini bile bozmuyorlar. Dur bakalım. Zamanı değil. Mücevherler şimdilik bizim emanetimizde. Yaş günü partisini bekle. Sibel Hanım'ın yaş günü için emrettiğiniz her şeyi hazırlattım benim. Teşekkür ederim müdür. Geciktiği için diğer masalar itiraz ediyorlar. Metin'den Zeki neredeler? Bugün izinliler. Tam izin alacak günü buldular. İçeri mi? Emredersiniz. Mehtaplı gecelerde hep seni anıdım. Hep seni andım, özür dilerim. Ondan başka düşündüğüm yok ki. Arada bir bakıyor bana, bir gülüyor. Gülünce gözlerinin İçi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Seviyorum arkadaş ve kimseden korkmuyorum ve de korkmuyorum. Sevmekten ben korkmuyorum, kitabını çalıştım. Başımdan geçmişi var, her cefaya alıştım. Başımdan geçmişi var, her cefaya alıştım. Gel beni ateşinle, çürüt yine bir ömür. Her yanın ateş olsa, yananı Allah görür. Her yanın ateş olsa, yananı Allah görür. Ayvayı yedim ben arkadaş. Yani bir o var içimde. Bir sen kaldın içimde. Bir de o hatıralar, bir de o hatıralar. Bu aşk beni öldürür arkadaş, garanti öldürür. Öldürür her gün beni. Kalbimdeki yaralar
gönlümdeki yaralar. Vay anasını be! Alacak babası, götürecek İstanbul'a. İstanbul'a, tatam tam, İstanbul'a, tatam tam, İstanbul artık hiç sevmiyorum. İstanbul'a, tatam tam, İstanbul'a, tatam tam. Şef garson sizi istiyor. Çekil gitmeyi haneci, beni halime bırak. Çekil gitmeyi ha, hopa hadi hadi. Abi ben meyhaneci değil garsonum. Hı? O zaman soslu bir patlayan kızartma gir. Bırakın dalgayı, şef garson sizi çağırıyor. Ne kadar güzel çalıyor değil mi hanımefendi? Hakikaten öyle. Bakar mısınız? Gelin gelin. Buyurun efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Haline bak. Tebrik ederim. Doğrusu harikulade çalış. Hayvan herif. Efendim size bir balıkçılık maceram anlatayım. Efendim Bodrum'da motorla açıldık yanımda. Bir arkadaşım var hani tanırsın. Ay, balıkçı Nuri. Dinleyin efendim. Şimdi balıkçı Nuri ile beraber açıldığımızda motorda... ben de. Ay çok güzel. Ben şu çiğnerken... Balık beni çiğnmez mi? Ben böyle tuz dosu yükselmem. Bu ne için ben çiğnmez? Havuz, kusursuz, havuz, havuz. Ben yüzmeye bunu anlarım. Sonra aldılar, çıktım mı? Sonra çıkınca çıkınca baktık ki oldan ucunda ne var ya? Drakonya. Gelin bozun isterseniz yo. Buri olmasa Drakonya'yı oldan çıkınca yok. Ben kesmedim mi? Bu kesti. Onu söylüyorum. Ben bu oyunu niçin tercih ediyorum? Havuz. Ama sen yani balık kadar seni seversin. Ama balıklar seni sevmiyor. Sersemle. Sonra ne oldu? Evet, anlatıyorum canım. Anlatıyorum. Ay size nasıl bir hikaye? Alayım. Serseriler, öldüreceğim sizi. Sersemler, her şeyi mahvettiniz. Öldürmeyin ne olur. Hani çapariye çıkmıştık, anlatsana. Anlatayım. Çok güzeldi. Bir seferinde o çapariye çıkmıştık. Aynı arkadaşlar, Nuri. Altmış içinde canım, altmış içinde. Çıktın sen. Sen şunlusun. Dostlarım, arkadaşlarım, sevgili misafirler. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için size teşekkürü bir borç bilirim. Bugün burada sevgili kızım Sibel'in 19. yaş gününü kutlamak üzere etlanmış bulunuyoruz. Beni kırmayıp da davetime icabet ettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem gerçekten azdır sevgili dostlarım. Sevgili kızım Sibel, yaş günün kutlu olsun. Sana ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah,
kız çocuk büyütmek sanıldığı kadar kolaydır. Niye zorluklarca... Canım benim, teşekkür şekerim. Teşekkür ederim. Pek sağ olun. Tekrar sağ olacağım. Bu ayıp. Ayşe gelin, ben bir hikaye anlatacağım. Anlarsın. Balıklara inandığım kadar. Aman. Senin balıklar. Ay değil ya. Evet. 8 kişi bir araya geldi. Evet. Öyle bir şey oldu ki. Asa tavana yapıştı. Allah şükür. Bir kişi mi? Hayır, ben zeki. Ben kişi mi? Ondan sonra şey gelin. 4 kişi indirememiz. Ondan sonra... Kim bu gibi geldi bakalım? Valla... Söyle. Ooo! Geldi. Tavuk, tavuk! Bak, asıl bu nasıl çağrılır? Ben tavuk! Ali Şahı gençler de çağırmıyor fakat çekin. Masa çok enteresan. Peki o maçı anlatın bize. Ne oldu sonra masa tavanda kaldı mı? İndiremedik. İndiremediniz. Evet. Bir halk çağırmadınız mı? Ay çok şekersiniz. Ay inanmam. İnanmam. Ay inanmam. Masa tavanda kaldı. Ay sen inanmayayım valla. Ay! Bitirdiniz. Bravo. Bravo. Beni çağırın. Tamam. Nasıl indirdiler masayı? Ama etmeyeyim. Dört ayağını yüzden. Dört ayağını yüzden. Senin hikayeni geldi. Şimdi... Ha, yok canım, yok canım. Olur. Asıl ben. Bir hikaye anlatacağım. Hayır, ben sen anlatayım. Biricik kızım. Hayır, edemiyorum ki artık. Bu gece olağanüstü geçti değil mi? Hadi gelin daha derim. Bir dakika Metin. Yok Baba, bir dakika. Bir dakika. Müsaadenizle efendim. Zeki sakin ol. Zekiciğim. Havuş gülüyor. Zekiciğim. Bırakın lan beni. Öldüreceğim onu sizi. Geberteceğim sizi. Beni rezil ettiniz. Beceriksiz herifler! Asıl müsaade edersiniz böyle rezaletlere? Biz de sana güvenip içimiz rahat dolaşıyor. Her şey Zeki ile Metin'in yüzünden oldu efendim. Saçmalama! Onlar dün akşam izinliydiler. Rezil herifler! Bundan sonra en ufak bir hata yapanız ne kadar müsamaha etmeyeceğim. Metin ve Zeki, eğer bu gece havuz ve plaj temizmezse kendinize başka bir iş arayın. Hadi herkes iş başına. Hadi durmayın! Gitti! Gitti! Kahvoldum ben! Kahvoldum! Kim kurtaracak beni şimdi? Ne yapacağım ben? Allah'ım sen aklını korun! Çıldırıcıyım! Yetişin! Yardım edin bana! Bittim ben! Anne ablam ben şimdi anne, ne yapacağım? Çıldırıcıyım yarabbim! Anneciğim! Aklımı korun! İmdat! Yardım edin! Buram yanıyor! Buram yanıyor! Yetişin! Yardım edin bana! Yardım edin! Mahvoldum ben! Yanıyorum! Yetişin yardım edin bana! Yanıyorum! Çıldırıcıyım artık! Allah'ım aklını koru! Koşun! İmdat! İmdat! Yetişin! Yetişin! Ne oldu?
Mücevherlerim! Bütün mücevherlerim çalınmış! Ha, iyi karıcığım, iyi! Ne? Kimin odası burası? Perihan ve Recep Balyemez çiftinin. Nereler? Plajdalar herhalde. Gidelim. Perihan ve Recep Balyemez! Sizleri Süheyla'nın mücevherlerini çalmak suçundan tevkif ediyorum. Allah'ım ya Rabbim, kuru iftiradan esirge. Bizimkiler yapmış olamaz değil mi? İmkanı var mı Zeki ya? Tabii. Ben inanmıyorum bizimkilerin yaptığına. Ben de. Ben de inanmıyorum arkadaşlarınızın hırsız olduğu. Biz de inanmıyoruz ama mücevher kutusu da odalarında bulundu. Olabilir. O yanıltıcı bir delildir bence. Bana kalırsa pisi pisine gittiler okkanın altına. Peki... Nasıl kurtarırız onları? Bilmiyorum. Ben bu akşam bir düşüneceğim. Sizlerle sonra gene konuşuruz. Rezil herifler, gerizekalılar, sivri akıllılar! Akşam havuzu boşluyorsunuz, sonra suyunu açmıyorsunuz! Açtık! Dolmaya başlamıştı bile! 20 santim su vardı havuzda! Atlamasını bilse 20 santime de atlardı! Kes! İkinizi de kovuyorum! Derhal eşyalarınızı toplayıp defolun gidin! Babam müdür bey rica ederse, belki tekrar işe alınabilirsiniz. Değmez Sibel Hanım. Bizim için bütün yaptıklarınıza çok teşekkürler. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Yolda lazım olur. Acıkırsınız belki. Betty. Güle güle. Nazlı, seni almak için mutlaka geleceğim.
Çocuklar! Gelin buraya. Bütün gece sabaha kadar düşündüm. Arkadaşlarınız hırsız değil. Hırsız şu anda motelde elini kolunu sallayıp geziyor. Vay canına. Size yardım edeceğim. Ama söyleyeceğim her şeyi harfiyen yerine getireceksiniz. Söz mü? Söz. Söz tabii. O halde tamam. Her şey istediğimiz gibi gelişti. Birkaç gün sonrası için bir eğlence tertiplettim. Pekosbil Niyazi de misafirlerle birlikte gelecek. Ona satacağız mücevherleri. Tanımaz mıyım? Tabi bekliyorum. Hay hay. Güle güle. Müdür bey bir dakika. Çok zengin iki dostum şimdi telefon ettiler. Motele gelip bir süre dinlenmek istiyorlar. Ne demek efendim? Dostlarınızı ağırlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Hemen şimdi en güzel yerleri onlara ayırıyorum. Gidiyorsun. Size ne? Bırakın beni hanımefendi. Ne? Sadece niye üzüldüğünü merak ettim de. Sevgilin mi gitti yoksa? Ah yavrucuğum ah. Çok mu seviyordun peki? Söyledin mi ona sevdiğini? O zaman hıyarlık etmişsin. Gel gel.
Şimdi beni iyi dinleyin arkadaşlar. Hırsızı tespit etmiş bulunuyorum. Kerami. Ne? Kerami mi? Kerami ya. Bugün devamlı peşindeydi plajda. Gözümü hiç ayırmadım bizden. Onunla samimiyeti ilerletip yarın odana alacaksın. O zaman ben şololum olacağım. Sen onunla buradayken biz onun odasını arayacağız. Aramayı biraz uzatırsanız sonra beni bulamazsınız. Sizi yakabilir miyim? Mersi. Bu dansı lütfeder miydiniz acaba? İlk geldiğinizden beri gözüm sizden başkasını görmüyor. Çok acelecisiniz. Kocam görürse kötü olabilir. Yarın sabah sizi odamda bekleyeceğim. İyi. 11'de. 102 numarada. Paraları getirdin mi? Tam 300 bin lira var içinde. Siz de mücevherleri gösterin bakalım. İyice bakalım şunlara. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Thank you.
kahretsin. Nereye sakladı dersin bu mücevherleri? Viski alırsınız tabii. Boşuna uğraşıyor. Çalan adam mücevheri yatağın altına mı saklar? Bavula mı saklar? Bir saattir bavula arıyor. O da doğru ya. Satranç oynamasını da bilmiyor bu et. Nesi var? Bayağı iyi oynamış adam. Geç karşıma. Geçtik bakalım. Bir içki daha alsanız. Tamam, oldu bu iş. Buyurun. Hadi eyvallah. Ne haber? Üstüme gelme. Israr etmeyeyim. Soyunmadan olmaz. Pistan para. Gel buraya da göstereyim. Vay sana. Erkek çıktı. Kaçma. Buraya. İmdat. Gel buraya. İmdat. Can kurtaran yok. Kaçma mu? Hırsız. Bir yakalarsam. İmdat. Can kurtaran yok mu? Seni hırsız. Ulan pistan para. Söyle. Metin'in sesi bu. Boş ver. Hem hırsız hem zampara. Ha. Allah. Oy.
Gel benimle. Zeki ile Metin motelde. Sahi mi? Neredeler? Hiçbir şey sorma, vaktimiz yok. Başları dertte. Yardım etmek ister misin? Tabii. Şunu yakalayın hırsız! Benim mücevherlerim! Yapmayın, ben değilim! Peki kim öyleyse? Söyle kimdi? Söyle! Yapmayın, söyleyeceğim! Müdürle Sezai! Kaçırdık namussuzlar. Peşlerinden yüzelim, yetişiniz be. Allah'ım Allah'ım. Ya az kaldı paçayı kaptırıyorduk ha. O sivri akıllılar yakalayamaz bizi. Metin! Sibel! Bizimkiler geliyor Metin. Bunlar. Çekil. Ne kadar hızlı gidiyor bunlar? Bugün işte yakalayamayacağız herifleri. Daha hızlı be. Ben size söyledim, yüzseydik daha iyiydi. Yetişmeliyim.